Ünlem Organizasyon sunar. Hayvanat Bahçesi. Çocuklar, sizlere o çok sevdiğiniz hayvanlar arasından sesleniyorum. Ormandayım. Etrafımda yemyeşil otlar, ağaçlar, kırmızı kırmızı çiçekler, dağlar, dereler. Üzerimde masmavi gök ve dallar arasından gülümseyen tepsi gibi güneş. Orman çok güzel. Hele hayvanlar, daha biraz önce yanımdan iki tavşan geçti. Upuzun kulakları vardı. Ve şu anda tam karşımdaki ağaçta bir sincap görüyorum. Tüylü kalın kuyruğunu top gibi yapmış bana bakıyor. Rengarenk kuşlar. Ta uzaklardan fil sesleri geliyor. Bakın bakın. Dinleyin. Durun bakayım. O da ne? Bir kurbağa. Derenin kenarında neşe içinde hoplayıp zıplıyor. Ah hayvanlar için ne güzel bir ev bu orman. Hiç bu kadar büyük evde yaşamamıştım. Kim bilir, kim bilir ne kadar mutludur bu hayvanlar. Ama ya hayvanat bahçelerinde yaşayan hayvanlar? Onlar ormandan o kadar uzakta ki. Düşünün, hiç sizi evinizden alıp bir odaya kapatsınlar ister misiniz? İstemezsiniz elbette. Ama bu hayvanları ormandan, yani evlerinden alıp parmaklıklar arasına kapatıyorlar. Büyük küçük herkes gelip onları seyrediyor. Onları görüp mutlu oluyorlar. Ama hayvanlara kimse mutlu olup olmadıklarını sormuyor. Eğer konuşabilselerdi ne derlerdi acaba? Çocukları seviyorlar mı? Hayvanat bahçesinden kurtulmak istiyorlar mı? Sonra hallerinden memnunlar mı? Bakalım kahramanlarımızın başına neler gelmiş hayvanat bahçesinde. Yanıyorum. Çok sıcak. Evet evet. Çok sıcak. Hayvanlar konuşur mu Osman? Konuşmaz. Ama ben duydum. Ben de duydum, ne tuhaf. Sen ne duydun? Hava sıcak diyorlardı. Tamam, ben de öyle duydum. İkimiz birden aynı şeyi duyduk ha? Yani konuşuyor bunlar. Hayvanların konuşmaması lazım ama bunlar acayip. Hayır hayır, olamaz. Belki bunların içinde adam var. Hadi canım, olur mu? Neden olmasın? Yok yok, ikimiz de yanlış duyduk. Bak, duydun mu? Şimdi bir şey demediler. Bunların biri arslan, öteki kaplan değil mi Ömer? Yeleli olanı arslan, öteki çizgili olan kaplan. Neyse gidelim artık, biraz da ötekilere bakalım. Tamam. Bak, bu arkada durana tavus diyorlar. Bazen tüylerini bir açıyor, o zaman göreceksin. Ne oluyor o zaman? Ne oluyorsun var mı? Renk renk oluyor. Nasıl yani? Aman Osman, bir de bilirim geçinirsin. Bunun tüyleri rengarenk. Tüylerini kanat gibi açınca güzel görünüyor işte. Tamam tamam anladım. Peki neden şimdi açmıyor? Ne bileyim ben. Bak bu balıkçıl kuşu. Balıkçı mı? Hayır, balıkçıl. Ne demek o? İşte görmüyor musun? Ne biçim ağzı var? Onunla balık tutuyor. Ondan mı balıkçıl diyorlar? Onun ağzı kemik gibi ama. Balık yakalarken bir görsen. Sen gördün mü Ömer? Şey... Görmedim ama babam dedi. Ağzı neden kemik gibi? Bilmiyorum ama öyle kemik gibi ağza gaga diyorlar. He, tavuklar gibi. Evet, tavuklar gibi. Tak tak, balık olsa yakalasak. Şşt, duydun mu? Tak 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 tak, balık olsa yakalasak. Duydum, bu da konuşuyor. Ya Ömer ben korkuyorum. Ne oldu? Baksana bunlar konuşuyor. Olsun, sana ne yaparlar? Bilmem. Tak 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 tak, sizinle bir konuşsak. Aa, bize mi dedi? Bize mi dedi? Tanışsak. Tak tak tak. Tanışalım mı diyorsun? Tak tak. Benim adım Ömer. Benim adım da Osman. Bana derler tık tak. Ne biçim isim? Sanki tokmak. Tak tak. Aman ne matrak. Affedersin. Komik geldi ismin. Ne yapalım tak tak?
balıkçıların isimleri böyle olur tak tak. Sana bir şey sorabilir miyim tıkı tak? Tabii sor Osman tak. Öteki hayvanlar da senin gibi konuşuyor mu? Tabii tak tak. Biliyor musun tiki tak? Biz aslanlarla da konuştuk. Hayır Ömer, konuşmadık. Konuştuklarını duyduk. Evet, bizimle konuşmadılar ama kendi aralarında konuştular. Biz de duyduk. Hatta yanlış duyduk dedik, inanamadık. Tak tak, tiki tak size anlatacak. Ne anlatacaksın tiki tak? Siz iyi çocuksunuz tak tak. Nereden biliyorsun? Hayvanlar tak tak. Yalnız iyi çocuklarla konuşur tak tak. Hayvanları sevmeyen çocuklar tak tak. Bizim lisanımızı anlamaz tak tak. Biz tak tak onların ne dediğini anlarız tak tak. Ama konuşmayız tak tak. Ne acayip. İyi ama ben bir sürü kedi gördüm, köpek gördüm. Benimle konuşmadılar. Onlar tak tak, siz onları çok sevince konuşurlar tak tak. Sizin kalbiniz tak tak, temizse tak tak. O zaman onları anlarsınız tak tak. Ömer! Aa Fatma, merhaba. Merhaba Ömer, ne yapıyorsun burada? Hiç, Tiki Tak'la konuşuyorduk. Tiki Tak mı? O da kim? Şey, yanlış dedim. Balıkçıl kuşuyla konuşuyorduk. Ama o anlamaz ki. Nasıl konuşuyordunuz? Canım öylesine işte. Bak seni Osman'la tanıştırayım. Osman bu Fatma. Bu da Osman. Aa ben de onu tanıyorum. Merhaba Osman. Merhaba Fatma. Siz nereden tanışıyorsunuz? Annelerimiz arkadaş. Nasılsın Osman? İyiyim Fatma. Sen ne yapıyorsun? İşte gezmeye çıkmıştık. Bakın bu Ayşe. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Ayşe. Benim adım Osman. Benimki de Ömer. Sizi kim getirdi Fatma? Dayım getirdi. Yani Ayşe'nin babası. Aa Fatma. Bak babam el sallıyor. Evet. Bizi çağırıyor galiba. Bir gidip bakalım mı? Olur. Biz bir bakıp gelelim. Siz burada mısınız? Buralarda dolaşıyoruz. Görüşemezsek yemekten sonra annemle Osman'ın annesi çay bahçesine gidecek. Oraya gelirsiniz. Orada buluşuruz. Tamam. Anlayacaklar diye öyle korktum ki. Neyi? Aman Osman neyi olacak? Balıkçıyla konuştuğumuzu. Ne olur anlarlarsa? Ya anlasana deli derler. Derlerse edesinler. Olur mu? İspat edemeyiz ki onlara. Çocuklar tak tak. Onları ispat etmek ister misiniz tak tak? Nasıl edeceğiz? Onlarla da konuşayım tak tak. İyi ama ya seni anlamazlarsa? Olsun tak tak. Siz şimdi gidersiniz tak tak. Onlar önümden geçerken laf atarım tak tak. Beni anlarlarsa mesele yok. Ben onlara sizinle konuştuğumu tak tak söylerim. Anlamazlarsa yine mesele yok. Tak tak. O zaman tak onlara söylemeyiz. Tamam tiki tak öyle yapalım. İyi biz şimdi gidiyoruz sonra gene geliriz. Ama tak çok uzaklara gitmeyin tak. Konuştuğumuzu görürseniz tak tak hemen gelin tak. Ne dersin Ömer, onu anlarlar mı? Bilmem, tiki tak dedi ya kalpleri temizse hayvanları seviyorlarsa anlarlar. Ya anlamazlarsa? Ne yapalım, anlamazlarsa anlamazlar. Zaten hayvanları sevmiyorlarsa anlaşmaları gerekmez. O, bu koku da ne? Evet. Evet bir koku var. Nereden geliyor acaba? Tamam anladım, bunlardan geliyor. Domuzlardan. Evet domuzlardan. Ne pis kokuyorlar. Biliyor musun? Bunlar kendi pisliğini yiyormuş. Yok ya. Ya hem babam dedi ki Almanlar kızınca birbirine domuz diyormuş. Biraz daha yakından bakalım mı Ömer? Olur. Homur homur. Homur homur. Duydun mu? Homur homur duydun homur, mu? Homur homur duydum. Kokuyormuşuz ama biz koktuğumuzu fark etmiyoruz ki. Evet ama başkaları rahatsız oluyor homur homur. Her gün bu lafları duymaktan bıktım. Gel şunlara bir ders verelim. Nasıl? Bizim yanımıza gelince onlardan kaçalım homur homur. Olur homur homur. Ömer bunlar bizden kaçıyor. Evet bizim onlardan kaçmamız lazım halbuki. Domuzlar kaçmayın bizden. Sizin bir şey yapmayız. Hayret. Cevap bile vermiyorlar. Ama hep bize bakıyorlar. Darıldılar mı acaba bize? Ne yaptık ki biz onlara? Neden darılsınlar? Konuştuklarımızı duymuş olabilirler. Evet olabilir. Baksana domuz yavruları bile sindi köşeye. Domuzlar özür dileriz. Ne olur kızmayın bize. Affedin bizi. Hamur hamur. Domuz olduysak pis kokuyorsak ne yapalım? Elimizden bir şey gelmez. Değişemeyiz. Allah bizi böyle yaratmış. Haklısınız. Biz sizinle alay etmiyoruz. Siz alay etmiyorsunuz ama biz alınıyoruz. Özür dileriz, bir daha yapmayız. Anlaştık öyleyse homur homur. Bizi affettiğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Ömer sen Fatma'yı nereden tanıyorsun? Biz komşuyuz.
Ha, bana bir ara söylemiştin. Hani şu dedesi hacca giden kız. Demek o bizim Fatma'ydı. Evet, ama ben nereden bileyim tanıştığınızı? O gün amma gülmüştük. Dedesi kalem diye tahta diş fırçası almış Fatma'ya. Ne diyorlardı? Mistak mı? Misvak. Herhalde gözleri iyi görmüyor dedesinin. Bir de Fatma'yı götürmek istemiş yanında. Herhalde onu da kaybederdi orada. Babam hacca gideceksen erken yaşta gitmelisin. Yoksa Fatma'nın dedesi gibi olursun deyip gülüyor. Sen anlatırken anlasaydın bizim Fatma olduğunu. Neyse. Aa bak görüyor musun geliyorlar. Ama bize doğru gelmiyorlar. Balıkçıla doğru gidiyorlar. Bakalım ne olacak, çok merak ediyorum. Aa bak bak bir şeyler konuşuyorlar. Tiki tak onlara daha da yaklaştı. Bak Ayşe gülüyor. Neden acaba? Bak bak Fatma da elini başına götürdü. Tiki takın takırtıları da arttı. Galiba anlaştılar. Bana da öyle geliyor. Eyvah Ayşe'nin babası onlara doğru geliyor. Bu çocuklar ne tuhaf. Hayvanlarla konuşmaya çalışıyorlar. Olacak iş mi? Babam geliyor Fatma. Ne yapıyorsunuz bakayım orada? Ah hiç de tiki takla. Ay ya şey balıkçıyla dertleşiyorduk. Allah akıl versin. Hayvanlarla konuşulur mu? Zavallı adam tak tak. Sus tiki tak. O beni anlamaz tak tak. Olsun yine de sesini çıkartma. Kızlarım hayvancık konuşmuyor. Siz onunla konuşuyorsunuz. Evet dayı haklısınız. Bakın çocuklar size ne aldım. Teşekkür ederiz baba. Canımız dondurma istemişti bizim de. Bilip almışsın. Tak tak benim de canım var bak. Al sen de ye tiki tak. Ne yapıyorsun Fatma? Hadi bakalım. Biraz da başka hayvanlara gidin. Bu kuş sizi çok etkilemiş. Peki baba. Ömer niye burada duruyorsunuz? Bizi mi gözlüyordunuz yoksa? Ona gözlemek denmez. Beklemek denir Fatma. Ne yapıyordunuz kuşun yanında? Anlatın bakalım. Biz mi? Yani hiç. Uzaktan kuşla konuşuyor gibiydiniz. Siz de öyle gelmiş olmasın? Hadi lafı kıvırmayın. Bizden kaçar mı? Tiki takla konuştuğumuzu mu sanıyorsunuz? İşte şimdi yakalandınız. Neden? İsminin tiki tak olduğunu nereden biliyorsunuz? Hadi canım uzatmayın söyleyin. Tamam tamam söyleyeceğiz. Ama alay etmek deli demek yok, anlaştık mı? Kabul. O kuş bizimle konuştu. Önce inanmadım ama konuştu işte. Neden kimseyle konuşmuyor da sizinle konuşuyor? Bilmiyorum. Biz geçerken biri kızlar diye seslendi. Bakındık bakındık kimseyi göremedik. Meğer oymuş. Yeter Ayşe fazla anlatma. Neden anlatmayacakmış? Çünkü bizimle alay etmenize kızıyorum. Biz alay etmiyoruz ki. Basbayağı ediyorsunuz işte. Peki siz nereden biliyorsunuz isminin tiki tak olduğunu? Tamam Osman bu kadar yeter. Biz de açıklayalım artık. Evet biz de konuştuk. Sizinle konuşmasını da biz istedik. Tiki tak bize dedi ki hayvanlarla ancak temiz kalpli çocuklar anlaşabilir. Biz bizi sevenlerle konuşuruz. Demek ki biz hayvanları seviyoruz. Onlar için kötülük düşünmüyoruz. Geçimsiz de değiliz. Ama sizin bizim gibi olup olmadığınızı bilmiyorduk. Eğer bizim gibi olmasaydınız tiki takla konuşamazdınız. Onu anlayamazdınız. Size durum anlatsak bize deli derdiniz. Doğru. İyi yapmışız değil mi? İyi yapmışsınız. Şimdi hayvanların konuştuğunu siz de biliyorsunuz biz de. İyi ama acaba bütün hayvanlar konuşur mu? Herhalde konuşur. Ama onların da iyileri vardır, kötüleri vardır. Bizimle konuşmaları için bize güvenmeleri lazım. Bizi sevmeliler. Tabii bu karşılıklı. Biz onları sevmezsek, onlara güvenmezsek yine olmaz. Çocuklar haklı. Ben şimdiye kadar hep kendimi beğendim, sevdim. Bakalım bir de başkalarını seveyim. Belki o zaman can sıkıntısından kurtulurum. Olmuyor. Bu fil ne yapmaya çalışıyor? Bir derdi var herhalde. Biraz yaklaşıp konuşmaya çalışalım. Ya bize bir şey yaparsa? Tiki tak ne demişti? Onu seversek bir şey yapmaz. Biz yine de dikkatli olalım. Biz onu sevsek de o bizi sevmeyebilir. Osman bak sana doğru geliyor. Dikkat et Osman. Aa, eyvah hortumuyla tuttu Osman'ı. Bırak onu fil. Bırak dedim sana. Arkadaş. Ne olur bırak beni fil. Arkadaş. Ben bekçi amcaları çağırayım. Dur Ömer. Bak Osman'ın sırtına oturttu. Niyeti kötü değil. Ama ya bir şey yaparsa? Dur Ömer gitme. Belki bize bir şey anlatmak istiyor. Olabilir. Osman da bağırmayı bıraktı. Peki biraz daha bekleyelim. Fil yürümeye başladı. Ne yapacak acaba? Ya Osman'ın başına bir şey gelirse?
Hayır hayır, Osman'ı gezdiriyor. Baksanıza Osman da pek memnun. Gülmeye başladı. Hey Ömer. Bakın bize el sallıyor filin üzerinden. Ben yanıldım galiba. Haklısınız, niyeti kötü değil. Belki o da çocukları seven bir hayvan. Tabii, neden olmasın? Ama madem seviyor, o halde neden konuşamıyor? Bir ara ben duydum konuştuğunu. Yarım yamalak konuşuyordu. Evet, kırıltı gibi gelmişti bana. Bir an arkadaş dediğini zannettim. Ben sevmek sizi. Gene konuştu, duydunuz mu? Evet, ben duydum. Biz de bir şeyler soralım. Fil, sen neden ötekiler gibi konuşamıyorsun? Ben sevmek yedi yedi. Daha önce sevmiyor muydun? Hayır, ben sevmek yedi yedi. Filin sırtı o kadar rahat ki. Dikkat et Osman, düşmeyesin. Fil tutar beni, düşmem. Ben tutar onu. Ne güzel konuşuyor. Yeni konuşan çocuk gibi. Konuşması öyle ama kendisi kocaman. Üstümüze bassa eziliriz. Senin ismin Osman. Evet, benim ismim Osman. Seninki ne? Benim ismim Sefil. Sefil. İsim koymak ben kendim. Yani kendi ismini kendin mi koydun? Evet. Neden Sefil koydun ismini? Benim hayat sefil. Ben mutlu değil. Ben alışmış orman. Burada hür değil. Küçücük burası. Koydular çivi etrafa, kaçmayayım diye. Zavallı fil, üzüldüm. İşte onun için ben sevmedi insanları. Ama bizi sevdin. Siz iyi çocuklar, ben sizi sevdi. Ben duydu, siz konuştu. Siz iyi konuştu, ben baktı. Siz öteki hayvanlarla konuştu. İyi anlamışsın, biz sizin iyiliğinizi istiyoruz. Evet, siz dost. Arkadaşlar, birileri geliyor. Osman'ı filin üstünde görmesinler. Fil, artık Osman'ı indir. Güle güle Osman. Senin dişlerin de amma uzunmuş fil. Fillerin dişi uzun ama kötü. Neden kötü? İnsanlar sever fil dişi. Onun için öldürür fil. Alır dişi. Yani dişinizi almak için sizi öldürüyorlar mı? Evet. Ne kötü. Fil dişini ne yapıyorlar acaba? Tarak yapıyorlar, süs yapıyorlar. Ben biliyor. İnsanlar para çok seviyor. Acımak sevmiyor. Ben büyüyünce gösteririm onlara. Hadi gidelim arkadaşlar. Fille konuştuğumuzu anlamasınlar. Allah'a ısmarladık fil. Seni seviyorum. Sakın üzülme fil. Hepimiz seni seviyoruz. İyi çocuklar. Güle güle. Keşke fili kurtarabilsek. Elimizden bir şey gelmez Osman. Ama bunun için büyümeyi bekleyemem. Şimdi bir şey yapamayız. Boşuna düşünme. Aa, bakın cam makinenin içinde ne var? Ne var Ayşe? Ne olacak, yılan? Ay, ben yılandan çok korkarım. Bak Osman, bunların durumu fillerden daha zor. Doğru dürüst hava bile alamıyorlar. Haklısın galiba Ömer. Sadece fil değil, bütün hayvanlar zor durumda. Ah, biri şu camı kırsa da kurtulsa. Ha, keşke. Öyle sıkılıyorum, öyle sıkılıyorum. Artık yaşamak bile istemiyorum. Siz gene halinize şükredin. Ben güya çıngıraklı yılanım. Ama artık çıngırak sesi çıkartamıyorum. Evet, senin halin bizden küçük. Keşke onlarla konuşabilseydik. Belki biraz daha rahatlarlardı. Bakın bakın, tavşanlar. Zavallılar. Onlar da tel örgüler arkasındalar. Thank you.
Eskiden dağ bayır demeden koşardık. Ne de güzel koşar oynardık. Bazen avcılar bizi vurmak için takip ederlerdi. Alacakaranlık saklardı bizi tehlikelerden. Ama olsun, özgürdük. Haklısın kardeş. Kurtlar, aslanlar bizi yemek isterdi. Ama olsun, özgürdük işte. Oysa şimdi... Siz gene de o günleri yaşamışsınız. Bense burada doğdum. Bu hayvanat bahçesinde. Koşup oynamanın ne olduğunu bile bilmiyorum. Önünde uzun yıllar var evladım. Belki bir gün kurtulursun buralarda. Merhaba benim evlatlarım. Nasılsınız bakalım bugün? Ne iyi adam bizim bakıcımız değil mi? Evet, keşke onunla konuşabilseydik. Ama ne yazık ki sadece çocuklarla konuşabiliyoruz. Çünkü büyükler ne kadar iyi olurlarsa olsunlar çocuklar gibi temiz olamazlar. Üstelik şimdiye kadar anlaşabileceğimiz kadar iyi ve temiz kalpli, dürüst bir tek çocuğa bile rastlamadık. Belki vardı da konuşamadığımız için anlayamadık. Keşke rastlasak öyle çocuklara. Alın bakalım mamalarınızı. Acele etmek yok. Yavaş yavaş yiyin. Şöyle. Bekçi amca değil mi bu? Hayır Osman, o bekçi değil, bakıcı. Ne güzel anlaşıyor tavşanlarla. Onları besliyor. Herhalde işini çok seviyordur. Bilinmez. Neden bilinmezmiş? Her gün aynı şeyi yapmak insanın canını sıkar der babam. Ben çikolata yemekten sıkılmam. Aynı şey değil bu. Hem sonra her gün çikolata yersen hasta olursun. Olur muyum hakikaten? Ben bir kere çok çikolata yemiştim. Sonra midem bir tuhaf oldu. Kabarcıklar çıktı yüzümde. Doktor alerji dedi. Alerji ne? Ben de tam bilmiyorum. Ama galiba bazı şeyleri yiyince hasta oluyor insan. Bakın bakın nasıl yemek yiyorlar. Acaba bize konuşurlar mı? Bilmiyorum ama şimdi rahatsız etmeyelim onları. Rahat rahat yemeklerini yesinler. Ne tarafa gidelim şimdi? Ayılara doğru gidelim mi? Gidelim. Tiki tak ne yapıyordur acaba şimdi? Şu gelen çocukları görüyor musun? Hangileri? Şu adamın arkasından bu tarafa doğru gelenler. Ha, şimdi gördüm. Ne şirin çocuklar değil mi? Evet, öyle görünüyorlar. Ama gene de görünüşe aldanma. Biliyorsun ondan önce gördük böyle çocuklar. Hatırlar mısın? Bizi taş yağmuruna tutmuşlardı sonra. Hatırlamaz olur muyum? Nasıl canım acımıştı. Biz de onlar gibi dışarıda olsaydık o zaman yapabilirler miydi? Hem sonra ne zevk alıyorlar? Aa, bunlar da konuşuyor. Ne sandın ya? Siz konuşuyorsunuz, biz niye konuşmayalım? İyi ama ben hayvanların konuştuğunu bilmiyordum. Zaten herkes bilmez. Bunu bilen çocuklardır. Çocukların da çok azı bilir. Çünkü bizi çok çok seven, bize karşılık düşünmeden yardım eden çocuklar o kadar azdır ki. Ama hayvanlar da öyle. Çocuklara parçalayan az mı hayvan var? Doğru. Bizim de iyilerimiz, kötülerimiz var. Onun için dikkatli olmalısınız. Olur olmaz her hayvana yaklaşmamalısınız. Siz de herhalde insanlara zarar vermeyesiniz diye kafese, parmaklıklar arkasına tel örgülerin içine koyuyorlar. Mami, zararlı olmasak sizin aranızda dolanırdık. Ama bizim kızdığımız bizi memleketimizden ormandan alıp buraya getirmeleri. Bizim orman geniştir. Kocaman evlerimizdir. Biz orada doğarız, orada yaşarız, orada ölürüz. Siz de o zaman insanlara güzel bir ders verin. Nasıl? Ormandaki arkadaşlarınıza haber verin. Onlar da oralarda tel örgüler yapsınlar. Yakaladıkları insanları kafese koysunlar. Bunu duyunca belki yanlışlarını anlayıp sizi serbest bırakırlar. Bunu biz yapamayız. Çünkü kafes yapmak gibi kabiliyetimiz yok bizim. O işleri sadece insanlar yapabilir. Biz sizin gibi aklımızı kullanamayız. Biz sadece içgüdülerimizle hareket ederiz. Neden siz öylesiniz? Allah insanlarla hayvanları farklı yaratmış. Sizin zekanız var, oysa biz robot gibiyiz. Çok üzüldüm. Bunda üzülecek bir şey yok. Her varlık neyse odur. Bizim üzülmemiz, sevinmemiz sizinki gibi değil. Mesela sizin gibi gözyaşı dökerek ağlayan veya sevincinden kıkır kıkır gülen bir hayvan gördünüz mü hiç? Üstelik bunun iyi tarafları da var.
İnsanlar gibi her şeyi dert edip üzülmüyoruz. İş olacağına varıyor. Peki zekanız bizim gibi değil. Öyleyse nasıl konuşuyorsunuz bizimle? Güzel bir soru. Cevabı basit. Bizi konuşturan sizin sevginiz. Aslında siz kendinizle konuşuyor gibisiniz. Şey gibi konuştun. Ne gibi? Ne diyorlardım? Unuttum. Anladım. Şey demek istiyorsun. Filozof. Evet, filozof. Filozof gibi konuştun. He? Ne demek o? Ben de tam bilmiyorum. Ama anlamlı derin sözler söyleyeni filozof diyorlar. Şu çocuklara bak. Nasıl da konuşuyorlar ayılarla. Hayvanları çok seviyorlar galiba. Deli bunlar. Sanki ayılar onları anlıyor. Ayıp. Hiç öyle denir mi? Onlar da senin kardeşlerin. Oyun oynuyorlar işte. Ne dersiniz? Gidelim mi arkadaşlar? Evet, artık gitsek iyi olur. Fazla vaktimiz yok herhalde. Dayım da merak eder bizi. Ah şu çocuklar. Hayvanlara gösterdikleri ilgiyi, şefkati biraz da büyüklerine gösterseler. Ah, neydi bizim zamanımızda? Ben çok acıktım. Hepimiz acıktık herhalde Ayşe. Acaba ayılar yemeklerini yemişler miydi? Vedalaşırken sorsaydın keşke. Belki onlara yiyecek bir şeyler götürebilirdik. Neyse, geçti artık. Aa, kediye bakın, kocaman. Ayşe sen de. O kadar büyük kedi olur mu? Kediye benzemiyor mu? Benziyor benzemesine ama kedi değil. Ona leopar derler. Leopar mı? Ne güzel, benekli. Aslında kedi de denilebilir. Çünkü kedigiller sınıfından bir hayvandır leopar. Ama ben büyük kedi gördüm dersen kimse leopar olduğunu anlamaz. Bu hep böyle uyur mu acaba? İnsanlar gibi hayvanlar da uyur. Sen uykunu alınca nasıl uyanıyorsan hayvanlar da uykularını alınca uyanırlar. Bakın develere bakın. Bizi görünce ayağa kalktılar. Öğretmen gibi bakıyor bunlar bizlere. Kocaman da dişleri var. Şimdi size bir soru. Sor bakalım hemen. Şuradaki deve ile bu bize doğru gelen arasında ne fark var? Biri büyük, öteki küçük. Olmadı. Ne peki? Biri çift örgüçlü, öteki tek örgüçlü. Örgüç ne? Şu sırtlarındaki kamburu görüyor musun? Evet. İşte o kambura örgüç deniyor. Tek olana tek örgüçlü deniyor, iki tane varsa çift örgüçlü deniyor. Evet. Peki üç tane olursa? Üç tane olmuyor. Ne acayip. Hem kamburu var hem de upuzun boynu. Bu ne yer Ömer? Ot yer, yaprak yer. Yaprak da yer mi? Yer ya. Ben geliyorum şimdi. Nereye Fatma? Gelince anlarsınız. Bu bize tepeden bakıyor. Ne yapsın, boynu uzun. Öteki develer sıkılgan galiba. Bunun gibi yanaşmıyorlar. Onlar sıkılgan değil. Demek sen de konuşabiliyorsun. Ben konuşabiliyorum, onlar konuşamıyorlar. Neden konuşamıyor onlar? Çünkü onlar insanları pek sevmiyorlar. Buraya yeni geldiler. Çöldeki hayatlarından sonra buraya alışmaları kolay değil. İnsanlar çölden aldıkları gibi buraya getirmişler bunları. Bırakın insanlarla anlaşmayı, kendi aralarında bile anlaşamıyorlar. Çünkü dünyanın değişik yerlerinden gelmişler. Ancak bu kadar toplayabildim. Bunlar yaprak. Evet ya, yaprak. Bunları deve için topladım. Pek zahmet etmişsin küçük kız. Al ye bakalım. Şu tellerin arasından uzatır mısın? Tabii. Pek de lezzetliymiş doğrusu. Yoksa sen bunları ağaçtan mı kopardın Fatma? Ne olmuş ağaçtan koparmışsa? Hiç olur mu? Ağaçtan koparılmaz. Yazık olur güzelim ağaçlara. Onları korumamız gerek. Ama boşu boşuna kopartılmıyor ki. Bak bunlar benim mideme gidiyor. Zaten güzel yemek vermiyorlar burada. Tamam, kesin tartışmayı. Bu yaprakları ağaçtan koparmadım ben. Boşuna mı nefes nefese kaldım? Ağaçtan yeni düşmüş taze yaprakları kopardım. Baştan söylesene Fatma. Fırsat mı verdiniz? Affedersin Fatma, hakkın var. Bir daha böyle yapma. Hani bir şeyler yemeye gidiyorduk? Gidiyoruz ya işte. Yolda her gördüğümüz yere takılacak olursak gidemeyiz. Güle güle çocuklar, gene beklerim. Aa, bakın atlara. İyi ama Osman, hem açız diyorsunuz hem de bütün hayvanlara bakmak istiyorsunuz. Tamam gidiyoruz ama bir de şu atlara bakalım. Siz bilirsiniz, benim için fark etmez. Hadi Osman'ı kırmayalım. Atlara baktıktan sonra çabucak gideriz. Yaşa sen Fatma. Burada eşekler de varmış. Küçük eşekler bile var.
Ona spa derler. Evet hatırladım. Spa deniyordu. Ha, şimdi yanıldınız. Bu spa değil. Nedir ya? Bu midilli. Midilli mi? O da ne? Eşeğin küçüğüdür ama yavru değil. Bunların büyükleri eşeğin yavrusu kadardır. Cinsleri böyledir bunların. Küçük olur. Ne tuhaf. Küçücük eşek. Ya bunların bir derdi var. Onu da nereden çıkardın? Baksana deminden beri hiç susmadan kişneyip duruyorlar. Soralım. Neyi soralım? Neden kişnediklerini? Kime soralım? Kime olacak kendilerine? Olur. Sen sor bakalım. Merhaba. Merhaba dedim size. Duymuyor musunuz? Bunlar beni duymuyor. Veya duymazlıktan geliyorlar. Neden duymazlıktan gelsinler? Ben onlara bir şey yapmadım ki. Olsun. Belki bunlar da insanları sevmiyor. Sevmezlerse sevmesinler. Ben onlara ne yaptım? Hiç olmazsa seninle konuşmak istemiyoruz veya biz insanları sevmiyoruz desinler. Onlara zorla konuş diyen yok ya. Bence başka bir şey var. Ne var? Bence bunların öyle bir derdi var ki bizi dinleyecek, duyacak halde değiller. Ne olabilir acaba? Bilmiyorum ama büyük bir dert herhalde. Zavallılar. Bu kadar yeter mi Osman diye sormanızı bekliyorum. Yeter mi bu kadar Osman? Yeter. Hadi öyleyse gidelim. Gidelim. Evet, buradan ayrılıyoruz herhalde. Anneleriniz size kim bilir ne güzel yemekler hazırlamışlardır. İsterseniz siz de gelin bizimle. Babam bekliyordur. Gidip haber veririz. Yok, biz gidelim. Herhalde bir yerden sos filan alırdayım. Peki ama yiyecek bir şey bulamazsanız biz şuradaki ağaçların oradayız. Orada bir sürü ağaç var. Hangisi? Hani şu çöp bidonu var ya. Onun arkasında bir çeşme var. Görüyor musun? Evet. İşte o çeşmenin hemen arkasındaki ağacın altında. Tamam, anladım. Unutmayın, eğer aç kalır da yanımıza gelmezseniz darılırım. Peki nerede buluşacağız? Bizim oraya gelirsiniz gene. Anlaştık. Afiyet olsun. Size de. Size de. Oğlum nerede kaldınız? Az kaldı sizi aramaya çıkacaktık. Aman anneciğim, biz küçücük çocuk muyuz? Öyle deme oğlum. Büyüklerin kaybolduğu bir memlekette çocuklar neden kaybolmasın? Hadi gelin oturun bakalım. Herhalde çok acıkmışsınızdır. Evet çok acıktık. Kimleri gördük biliyor musun? Kimleri gördünüz bakayım? Fatmaları. Hangi Fatma bu? Münevver teyzenin kızı canım. Öyle mi? Münevver Hanım da gelmiş mi? Yok o gelmemiş. Hangi Münevver Hanım bu? Ben tanıyor muyum acaba? Tanımaz olur musun canım? Sizin karşı komşu. Ha bizim Münevver Hanım mı? Zaten kızı Fatma deyince anlamam lazımdı. Burası denize ne kadar yakınmış. Vallahi şehrin göbeğinde böyle bir bahçenin bulunması büyük bir nimet. Osman'cığım termostan çayı kendin koy. Arkadaşına da koy. Olur anne. Sen çay koyarken ben de ekmeklerimize yağ süreyim. Fazla sürme Ömer. Biliyorsun bunlar zararlı. Azıcık sürdüm anne. Çay çok güzel olmuş. Tabii açık havada gezindiniz. Ne yeseniz ne içseniz tadı güzel gelir. Maşallah ne de güzel iştahla yiyorlar. Ömer'le Osman ne kadar üzülecekler kim bilir. Ama babam akşama kadar kalırız dememişti. İşi varsa bizim elimizden bir şey gelmez. İsrar etseydin belki bizi Ömer'lerle bırakırdı. Ben babamı tanırım bırakmaz. Ne yapalım? Biz de başka zaman geliriz. Babam başka zaman yine getiririm dedi ya. Sözünde mutlaka durur. Ama o zaman Ömer'lerle beraber olamayız. Ne biliyorsun? Belki de oluruz. Annelerine söylerler, kabul ederlerse aynı gün gelebiliriz. Evet olabilir. Bak oradalar. Ömer, Osman, duydular. Bak Ayşe ile Fatma geldiler. Evet gördüm. Yemeğinizi bitirmediniz mi yoksa? Tam bitirdik siz geldiniz. Hazır mısınız? Öteki hayvanlarla konuşacak çok şeyimiz var. Ömer çok isterdik ama. Aması ne? Dayımın işi varmış. Giderken bizi de götürecek. Ciddi misiniz? Evet Osman ne yazık ki gitmek zorundayız. Ne güzel eğlenecektik halbuki. Ne yapalım biz de üzüldük. Fatma gel bakayım kızım. Çoktandır görmedim seni. Annen nasıl iyi mi? İyidir teyzeciğim. Bu güzel kız da kim böyle? Ayşe dayımın kızı.
Senin dayın Almanya'da değil miydi? Almanya'daydı ama döndü. Artık hep burada kalacak. Öyle mi? Ne güzel. Fatma bizi oturmaya geliyor ara sıra. Artık sen de gelirsin, olur mu? Tabii teyzeciğim, inşallah. Dayım el sallıyor. Biz gidelim. Teyzeciğim, sizden bir ricamız var. Neymiş, söyle bakalım. Bugün bizim yüzümüzden tam gezemedik. Hayvanları hep beraber dolaşmak istiyorduk Ömerlerle. Duyduğum kadarıyla dayının işi varmış. Evet öyle. Eğer mümkünse başka bir zaman tekrar gelebilir miyiz? Tabii kızım, ne demek, sizler istedikten sonra. Zaten biz de biraz sonra kalkmak istiyorduk. Osman'ın annesinin yapılacak işleri varmış. Çok teşekkür ederim, hoşça kalın. Güle güle kızım, selametle. Allah'a ısmarladık teyzeciğim. Uğurlar olsun kızım, güle güle. Güle güle çocuklar. Allah'a ısmarladık. Annene benden selam söyle Fatma. Olur. Allah'a güle güle. Güle güle. Neyse, bir dahaki sefere bütün hayvanları ziyaret ederiz. Onlara neler soracağımızı şimdiden düşünmeye başladım bile. Ben de merak ettiğim o kadar çok şey var ki. Hadi bakalım çocuklar, toparlanın, gidiyoruz biz de. Peki anneciğim. Aferin çocuklar, böyle usta durduğunuz sürece sizi istediğiniz yere götürürüz. Doğru söyledin. Ne yapıyorsun Ömer? El sallıyorum hayvanlara. Ama onlar el sallamaktan anlamaz ki. Bildiğin gibi değil anneciğim. Öyle bir anlıyorlar ki... Thank you.